Oturarak namazı biraz üstünde duralım bence. Evet. Geçenlerde bir camiye gittim hocam İstanbul'umuzda. En ön safa, şöyle sağ tarafına, hutbenin sağ tarafına, minberin sağ tarafına 5-6 tane normal koltuk koymuşlar. Böyle köyün muhtarı gibi dizilmişler. Evet. Böyle bir sandalyede mi oturarak, yere mi oturarak? İki, oturarak namaz kılanlar bildiğim kadarıyla, sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla en arka safta durmaları gerekmiyor mu? Evet. Oturarak namazı bir anlatır mısınız hocam? Şimdi ben namazın 12 farzı var Mazeretliler değil. biliyorsunuz. Evet. 12 farzı. O 12 farzdan birisi de ayakta Evet. namaz Kıyam. kılmaktır, kıyamdır. Şimdi çaresiz kalınırsa o zaman çaresiz diyorum bakın. Zor gelirse değil. Mesela yaşı 80'e varmış adam 17 yaşında adam gibi oturup kalkabilir mi? Efendim bacaklarım katır kutur ediyor zorlanıyorum diye oturamaz. Çaresiz kalırsa diyor. Kalkabiliyorsa kalkacak. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela namazda eğilip kalkarken bir şeye tutunarak, dayanarak oturup kalkmak iyi değil. Ama oturarak namaz kılacağına kenarda Bir şeye kılsın, tutunarak. tutunarak, pencereye, duvara tutunarak kalksın, ayağa kalksın, otursun. Farz kılarken bilhassa. Evet. Farz kılarken bilhassa. Buna çok dikkat. Şimdi ben yaşlıyım diyor. Dizim Akşama kadar ağrıyor diyor adam. Tazı gibi dolaşıyor sokakta. Camiye gelince atıyor sandalyeye kendini. Olmaz be kardeşim. Akşama kadar sokakta koşturdun. Yaşlı böyle adam olsan nasıl dolaşırsın yani? Bu istismar ediliyor. Şimdi tansiyonu var, başı dönüyor, şu var bu var. Yaşlıkta oluyor bunlar. Ha böyle düşecek, başı çarpacak ve beyin kanamasına gidecek. İse, böyle tehlike ise, düşme tehlikesi varsa o zaman oturarak sandalyeye kızın. Evvela şeyde başlasın ayakta. Ayakta. Onda otursun secdeye kapanamıyorsa gün göz tansiyonu var mesela. Doktorlar yasak ediyor, gözün kör olur diyor. Evet otursun ondan sonra ima ile secdeyi ve rükûyu Hareketleri yapsın temsilen. secdeyi. Ama orada da duramıyorsa o zaman yani Direkt otur. secde edebiliyorsa oturarak ayakta duramıyor, secde edebiliyor. Yapabildiği kadar farzı yapacak şekilde herkes kendi bilir. Ayakta duruyor, secde edemiyor. Sandalye otursun o zaman. Secde ediyor mesela. O zaman secde etme daha güzel. Secde Allah'a tabii en ki. yakın yeri insanın. Evet. Yani secde edemiyorsa sandalyede Safların otursun. cemaate Onu katılıyorsa. söylemek istiyorum. Bir de çocukları getiriyorlar. Çocuklar şimdi Diyanet çocuklar getirin diye kızıyor filan ama şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şu. Hadis-i şerif bu. Cennibü evet mesacide küm anis subyanüküm anil mesacide sabilerinizi ve delilerinizi camilerden uzak tutun diyor Peygamberimiz. Sami'nin ölçüsü ne Sabi ola? iş onu arz edeyim şimdi. Şimdi bir çocuğa para verdiniz. 5-10 kuruş neyse para. Şunu al, şunu al, şunu al dediniz. Karıştırmadan aldı geldi. Bu çocuk mümeyyizdir. Camiye gelebilir. Camiye gelebilir. Bir, yatak odasını ayıracaksın. Kafası ak vermeye başladı. Kız kardeşiyle aynı odada yatırmayacaksın. Kız kardeşi aynı yatakta yatırmayacaksın. O küçükken bunları olabilir ama mümeyyiz olduktan sonra odaları ayırmak yine Peygamberimizin emridir. Ve de camiye gelebilir çünkü cami olduğunu bilir. Ama 2 yaşında çocuğu getiriyorlar. Ve Kaçırabilir va tam. diye bağırıyor. Namazın tadı da kalmıyor, şu da kalmıyor. Araplar getiriyor ama 2 yaşında çocuk cami olduğunu bilmez ki getirsen ne anlar? Doğru. Alışsın diye getiriyor. Daha aklı ermiyor ki cami Tabii. olduğunu. Mümeyyiz çocuklar getir. Yani Buna 6-7 hadis-i şerif yaşından bu. sonra değil mi? Evet işte dedim ya bakkala gönder. Neden böyle söylüyorum? Peygamberimiz 7 yaşını işaret etmiş. Evet. Ama şimdi o çizgi filmleri çocukların kafasını çabuk geliştiriyor. Doğru. Yani 7'ye varmadan 4 yaşında da 5 yaşında da çocuklar mümeyyiz olabiliyor. İşte Evet. o ölçü bu. Bir şey söyledin mi karıştırmadan alıp gelebilecek. İşte Tamam. öyleyse camiye getirin o da mecbur değil, mükellef değil, alışsın diye. Evet. Tam da getiriyor imamın arkasına dedesi 2 çocuğunu almış. Hoca da kızacak bununla diye bir şey söylemiyor. Ben söylüyorum, bana da kızıyorlar. Olmaz beyefendi diyorum. Burası
yetişkin kimselerin hakkıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.